Anne. Oğlum. Oh, sensin. Sensin. Yemin olsun sensin. Ben bu kokuyu unutabilir miyim? Ben bu gözleri unutabilir miyim? Sen... Annenim. Annenim evladım. Daha önce orada gördüm kadın. Kartal'ın halısı. Gördüm seni. Allah'ım. Oğlum önümden gelip geçti. Ben seni tanıyamadım. Nasıl tanıyacaktın ki? Bunca zaman sonra öyle bir bakışta. Sonunda buldum ya ben seni. Allah'ım. Oğlum böyle. Oğlum. Nasıl kaybetmiştin peki? Hani en başta. Babam seni istemedi dedi. İstemez olur mu ya? Bırakmadın değil mi beni? Babam yalan söylüyor bana değil mi? Ben... Sen... O zaman ya benimle kalacaksın ya da oğlum burada kalacak dedi. Başka bir yol bırakmadı bana. Bir bilsen nasıl kandırdı beni. Adını bile başka söyledi. Benim adım Çetin dedi. Sonra öğrendim. Onun nasıl bir canı var. Sonra öğrendim. Ben de kaçtım. Başka yere gittim, orada doğurdum seni. Ama geldim oğlum bize. Oğlum iyi misin sen? Sen... kendi öz evladını... o canavar dediğin adamın eline mi bıraktın? Yanında durup koruyacağına... o adamın eline mi bıraktın? Al. Bak. Al. Kaçırma gözünü bak. Bak o canavar dediğin adam oğluna neler yapmış. Bak. Kendi ellerinle işkencecinin eline bıraktığın oğlun nasıl hayatta kalmış bak. Gurur duy benimle. Beni öldürmeyen babam nasıl güçlendirmiş bak. Ağlama. Affet beni oğlum. Bana beni affet deme. Çünkü affetmem. Affetmem. Beni kendi elleriyle o işkenceci adama bırakan kadına anne demem. O da kendini değil anneden, insandan bile saymasın. Oğlum ben çaresizdim. Böyle yakan bağrına çık. İrfan Kahraman'daki emanetin. Doğru söylemişim yani. Doğru söylemişsin. Bunca yıl boşu boşuna düşmanlık ettin bana. Boşu boşuna. Savaş bitti. Sen kazandın. Geçmişten bir şarkı okuyalım. Ben insan değil miyim? Onu okumaya çalışalım. yaktın, çile çektirdin, derman arattın, Adem unutacaktın. Beni neden yarattın? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç isterim. Ben de sevmek isterim. Önce devirdim, sonra aldım onun peşinden. Neden aldım? Adamı unutacağım. Neden yarattın? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Yüce adalet böyle olur, Tanrı bulur hiç insan değil mi? Ben kulum değil mi? Tanrı dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın, Adem unutacaktın. Beni neden yarattın? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç yavaş lan. Az yavaş. Affedersin, uyandırdım. Yani Sabahın köründe takır tukur tepemde. Öğlen oldu ama. Şevki. Çıkıyor mu? Görmüyor mu Halide? Ne Halide ne? Ya bugün dayım çıkıyor ya içeriden. Dayın değil o senin, dayı oğlu diyeceksin. Tamam, dayı oğlum işte çıkıyor ya. Ya acaba diyorum karşılamaya gitsem mi? Lüzumu yok. Şahin de istemez zaten. Durduk yere papaz etme patronla beni. Ya ama Şevki... Şşş. Otur oturduğun yerde canımı sıkma. Kolay gelsin Hüsnü amca. İncikte boncuktasın ha Ruşen abi. Kolay gelsin. Tövbe estağfurullah. Ya söylesem mi, söylemesem mi diyorum. Bu Halide'nin, bu Allah'ın belası serseriyle ne işi var diyorum. Bir anlasak. Ya kaç defa çaldım kapısını. Yok abi ben iyiyim abi. Sağ ol abi. Bir sıkıntı yok abi. Çay koyayım iç abi. Ya bir kere söylese. Al şunu başımdan abi diye. Allah şahidim. Çok fena tepeleyeceğim bu adamı. Ama yok. Kartal gelirse belki. İnşallah abi inşallah. Sen tek başına mı gideceksin karşılamaya? Heh, karşılamaya. Yok yok. Suvarla gideceğiz. Başka kim kaldı ki? Kusura bakma sen de diktik sabahın köründe buraya. Sağ olasın. Estağfurullah oğlum. Bütün gün sen bu dükkana bakıyorsun yani. Yine Allah razı olsun yani. Başka işimiz mi var abi? Başka işimiz mi var? Kartal gelirse belki. İnşallah abi. İnşallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. T, ayak ve diz. Klon, el ve dirsek. Do, yol. Tamam. Ayak neydi lan? Do. Oğlum ne dosun lan Tanya? İşte ayak yata yazdım oraya. Tamam. Serbest skip başla. Ve Palding. Palding. Panot oluyor. Güzel devam. Geri. Şesuat. Hadi. Palding. Palding. Panot oluyor. Ahmet yaptır sen. 50 tekrar olacak. Hazır. Ve bas. Ah be kızım. Söyleseydin ya gelip alsaydık sen de. Geldim abi işte. Leyla'm. Allah Allah ya. Geç kalmadık değil mi? Yok yok ben bir saattir buradayım. Daha çıkan neden olmadı. Zaten patırtısız çıkmaz herhalde. Doğru zaten. Bu ne böyle ya? Geliyor işte. Vallahi gümbürü gümbürü geliyor ya. Sağ ol birader. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ya oğlum bu ne böyle? Abi uğurluyorlar. Arkadaşlar da bir iz bırakmışız demek ki. Sevmişler bizi. Ha. Vay arkadaş ya. Üf. Daha dinleyecekseniz, hani özlemediyseniz ben arabada bekleyeyim. Yok oğlum, olur mu öyle şey? He? Geçmiş olsun Kartalım. Eyvallah abim ben, eyvallah. Maçam ya, maçam ya. Lan yavaş köpek, yavaş, yavaş, yavaş. Allah. Çok özledim seni ya, vallahi. Sen acı kilo mu verdin? Yok lan, iyiyim ya. Gülüm. Gülüm. Aynen. Oh, oh ciğerim benim. Çok şükür, geçmiş olsun. Geçmedi. Ama geçecek. Hadi eve. Oğlum eve gitmeden önce bir yerde bir otursak konuşsak. Aa, belli kere söyledin, anladım. Benim yokluğumda işler falan filan biraz değişmiş. Ama ben şimdi geri döndüğüme göre her şey eskisi gibi olur. Hı? Hadi inşallah. Hadi eve. Hadi. Geç kızım. Araba duruyor. Tabii. Ya yerleri şimdi bak cantır değiştirdim. Tabii. Şimdi sana da geçmiş olsun demek lazım. Sözünü tuttun. Sen de yanımda kaldın. Hiçbir şey değişmedi. Kartal'a elini sürmeyeceksin. Ben de yanında kalmaya devam edeceğim. Değişen şeyler var. Artık dışarıda. Edebiyle oturursa Kartal'ına dokunmam. Ama eğer yine benim işlerime burnunu sokmaya kalkarsa, işte o zaman senin yanımda olman da yetmez. Telaşlanacak bir şey yok. Artık eski gücü yerinde değil. Bunu görüyoruz. Her şey artık Şahin'in kontrolünde. Ve o da benimle çok iyi anlaşıyor. Bu saldırıya kalkışması için daha büyük bir sebep aslında ama neyse. Ne lan bu halin böyle mahalle serserisi gibi? Ha, abi affedersin ya. Sabah böyle aceleyle çıkınca Halide'mi uyandırmaya kıyamadım. Değiştiremedim, kusura bakma. İyi yapmışsın, eyvallah. Dönünce değiştirirsin o zaman. Nereye abi? Mahalleye mi? Mahalleye. Çocuklara da haber ver, geleceğimi bilsinler. Sen de oraya evine git, üstünü başını değiştir, tamam? Şey, abi bir mesele mi var? Böyle mahalleye sabah sabah gelince. Az beklemedik abimizin çıkışını ya. Bir gidelim bakalım. Ben yoldaymış işte. Hadi çabuk o zaman. Sen geçtin mi kahveye? Tamam, geldim, geldim. Selamünaleyküm gençler. Selam. Kısmet ayağınıza geldi. Bir bakın bakalım kim geliyor mahalleye. Nasıl ya? Geliyor mu? Geliyor. Bugün mü geliyor? Bugün geliyor. Abi hadi insene abi. Hadi o zaman. Hadi abi hadi. Hadi. Hala karşılama görsün, karşılama! Durdur arabayı. Eve kadar gitseydik paşam. Durdur arabayı. Bilmiyorlar mı abi bugün çıktığımı? Ya biliyorlar oğlum da. Gelmek istemediler. Kartal, oğlum ben sana söyledim. Her şey çok değişti. Bir geçmiş olsun diyemeyecek kadar mı değişti? Sebep ya. Biz buraya kadar gelelim bir geçmiş olsun demeye. Abimiz bizi beğenmesin öyle mi? Şahin. Senin yüzünden yıllarca içeride kaldık. Geleceksin tabii eserini övünmeye. Mevzunun benimle ne alakası var ya? Aa, bunların hepsi şahit. Mahalleye kolunda polis takıp gelen sensin. Sonra mahalleye seri katil sokan sensin. Sonra mahalleye uyuşturucu sokan sensin. Ben neredeyim? Ben ne yapmışım? O mallar benim odamdan nasıl çıktı Şahin? Kuşlar koymuştur. Senin hayırdır lan? He? Bunu mu koruyorsunuz siz? Bunu mu koruyorsunuz bunu? Dediklerinde yanlış var mı abi? Oğlum benim canımı sıkma. Beni polise kim verdi? Onu demiyoruz abi. O katili sen getirip saklamadın mı buraya? O malları sen koydurtmadın mı tekneye? Hepimiz yoluna gidiyorduk az kalsın. Ahmet! Şarlama çocuğa ya. Doğru söylüyor. Bir de onlar ortada kaldı senin yüzünden. Sen veriyordun ya onların ekmeğini. Şimdi senin eline bakıyorlar belli. Yoksa kimse abisini satan adamın yanında durmaz. İyi dedin. Benim elime bakıyorlar ama ben senin gibi dillendirmiyorum biliyor musun? Sen ne diyordun? Hepinizi sırtımda taşıyorum ben. Ha? Ama ağır geldik demek ki ya. Belim büküldü. Ama şimdi sen yoksun. Ben varım. Lan sen benim tırnağım olamazsın. Ya hadi ya. Senin o elini kolunu kırarım ben. Kıramazsın. Niye kıramazsın biliyor musun? Çünkü sen sözün veri bir insansın değil mi? Oğlum unuttun mu? Ben unutmadım. Bana ne dedin? Kendi ayaklarının üzerinde dur. Bu aileyi sırtlayacak kadar adam ol. Sonra gel konuş. Seni dinlemezsem adam değilim dedim. Şimdi göreceğiz adam mısın değil misin? Konuş bakalım Şahin Efendi. Senin evin orada. Hiç dokunmadım. Öyle duruyor. Nasıl bıraktıysan öyle. Ama içinde kimse yok. Babam benle kalıyor. Halide evlendi. Halam zaten onu kovduğundan beri seçimini yaptı yani. Aa kardeşin orada duruyor. Senin yanında kendi bilir. Şahin yani? Yani burada yaşayacaksan yaşa abimsin. Lafım yok. Ama bura artık benim mahallem. Burada yaşayacaksan benim kurallarıma uyacaksın. Yoksa yolun açık olsun. Abini kovacak kadar adam oldun yani sen. Yok ya ben seni kovmuyorum. Bilakis istidam etmek isterim hatta. Hapisten yeni çıktın, elinde avucunda bir şey yok. Gel mekanlara bak, ne istiyorsan, nasıl bir iş istiyorsan. Ha? Elini de öptürür müsün Şahin abi? Yok, gerek yok. Ben adamlığın fiyatını söylemiştim birilerine. Ben ödedim. Ama sana şimdi adamlık pahalı gelir, söyleyeyim. Geçmiş olsun abi. Şu herife adam ettiniz. Yazıklar olsun. Canınız sağ olsun. Dedim ben sana burası artık bizim evimiz değil diye. İlla zorlayacaksın. Anahtar var mı sende? Seninle konuşalım mı bir biz? Konuşacak bir şey yok. 3 parça eşyamız var, alıp gideceğiz. Sen Şahin'i bilmiyor musun? Sırf sana hırsından yapıyor. Anahtarı ver Leyla. Halide, hadi dedim. Lan, oturma orada. Kapat artık şu bilgisayarı. Of, tamam ya. Hayır, ilk defa mı çıkıyor içeriden? Ben anlamıyorum ki bu heyecanı ya. Oğlum. Ne acayip değil mi? Normalde bir sürü insan olur. Hiç çalışmamışız. 3 kuruşa sattılar bizi işte. Abi. Benim bir tane valizim vardı. Odandadır da. Ne yapacaksın ki? Nereye gideceksin? Sen gitmedin mi? Senle ben bir miyiz? Değil miyiz? Değiliz. Şahin benim ailemi dağıttı. Mahallemi aldı, cebine attı. Ama sana daha beterini yaptı. Ne yapmış? Bir şunları bırak. Biri bir dinler misin? Kızma hiç bana öyle. Bak sen bu aileye çocukluğundan beri babalık yapıyorsun. Hadi ben bir şekilde hayatta kaldım tamam. Ama sen bir ömrünü bizim için adadın. Biz olmadan ne yapacaksın? Kimsenin benim babalığıma ihtiyacı yok. Bak Halide Hanım kalkıp gelmeye bile tenezzül etmedi. Konyalı desen s***miş. Halam zaten. Biliyorum. He biliyorum da o zaman neyi konuşuyorsun? Millete zorla babalık mı yapacağız? Zaten becerememişiz. Olsa böyle mi olurdu babalığımız? Vakti zamanında söyledik Mirsad abiye. Mirsad abi dedim, benden baba olmaz dedim. İşte olmadığını da görmüş olduk. Olacak ama. Olmayacak. Olacak. Ailenin sana ihtiyacı olmadığını düşünüyorsun, amenna. Ama senden baba olacak. Kimsenin sana ihtiyacı yoksa da kendi evladının sana ihtiyacı var. Ne demek sen? En son giderken gördüm. Yemin ettirdi bana da. Kimi? Bahar'ı. Yurt dışına gidiyordu. Bitti dedi, sakın dedi. Yemin ettirdi. Ne yemini kızım? Hamileydi. Abi. Abi. Kartal bilmeyecek dedi bana. Yemin ettirdi işte. De yeminde bir yere kadar. Bana bak, toplayacaksın kendini. Aileni toplayacaksın. Bu Şahin'de para olabilir ama yürek yok onda. 9 yaşında kendi babasına babalık yapmaya kalkan adamla her şeyden çok yürek var. Akşam olacak neredeyse. Bütün gün uyudun. Günaydın. Günaydın. Sen kimdin ya? Hayvan. Ne dedim ben şimdi ya? Sen kimsin ne ya? Hatırlamadın mı beni? Hatırlamıyorum. İstiyorsan kahve mavi alabilirsin. Yiyecek bir şey yoktur da. Şey vardır. Kahve iç istiyorsan gitmeden. Kahve mi? Bana bak, şaka mısın sen ya? Şaka, vallahi en son ne zaman güldüğümü bile hatırlamıyorum ya. O yüzden zor yani şakayla bir işim olması. Beni nasıl hatırlamazsın? Hatırlat. Sen dün sahnedeydin. Ben seni dinlemeye geldim. Sonra indin. Tanıştık, bir şeyler içtik. Sonra bana gel dedin. E'si ben de geldim. Sen de geldin. Peki ben seni bir şey zorladım mı? Hayır. Bir söz verdim mi? Hayır. Ne bileyim, seni seviyorum falan demiş de olamam herhalde, değil mi? Yani demedin ama... benimle neyin kavgasını veriyorsun şu an? Hiçbir şey. Çünkü aramızda bizim hiçbir şey yok. O yüzden izin verirsen gideceğim, yüzlerimi değiştireceğim. Sonra ne bileyim yol üstü sevine falan bırakabilirim. Öküz. Ya çekil şu. Ne oluyor ya? Oğlum kim bu? Bilmem. Oğlum bu kaçıncı? Bilmiyorum anne, kaçıncı? Çok fazla işte, çok. Yani? Yani bana ölümü gösterip sıtmaya razı gel diyorsan... Sıtma derken? Yani işte o kızdan bahsediyorum. Ya tamam, dengin değildi belki ama bir taneydi en azından. Ha şimdi sürekli eve birileri giriyor çıkıyor. Sinirim oynuyor, hayır ya. Gelme anne o zaman. Gelme. Oğlum bak, böyle yapma ne olursun. Bak kendini perişan ediyorsun. Ben gayet iyiyim. Bu mu iyi halin? Bu mu? Şuraya bak. Evin her yerinde şişeler. Sabahlara kadar barlarda, marlarda. Ben memnunum halimden. Yok ben evlat değil, ben kalp çarpıntısı doğurmuşum. Hayır okulu bırakır, polis olur. Vurulacak diye korkarım. Hayır istifa eder, polisliği bırakır, bu sefer ayyaşlarla uğraşıyor diye korkarım. Korkma anne, korkma. Bir şey olmaz. Al, bunu mu arıyorsun? Hah. Oğlum, bak dinle beni. Ne olur, senin kendini toplaman lazım. Bak işe de dön demiyorum sana. Olmayacağım zaten. Ama bak böyle olmaz ki. Hayat bu değil. Bak sürekli içiyorsun. Senin bir şeylere tutunman lazım. Ne olur. Yoksa dağılıp gideceksin. Kendini heba ediyorsun oğlum. Bitti. Devam edin, bir şey yok. Yemeğinizi yiyin. Böyle bir yerde göremezsin. Bahar nerede? Bilmiyorum. Çocuğum ve anası nerede? Sesini alçalt biraz, sakin ol. Çocuğum nerede? Londra'dalar. Oldu mu? Tamam mı? Hadi git şimdi şuradan. Kaç saat buradan Londra? Ne? Londra buradan kaç saat? Sen niye soruları bir kere de anlamıyorsun ya Yeşim Hanım? 4 saat. İyi, ara gelsin bekliyorum. Hayatta gelmez. Ara gelsin burada bekliyorum, acil bir durum var de. Ben senin için ona yalan söylemem Kartal. Çık o zaman dışarı. Ne? Bak gene ikiletiyorsun. Çık dışarı. Hadi bakalım, servisimiz kapanmıştır. Hadi bakalım, herkes dışarı. Çık, kalk. Haydi. Ne oluyor ya? Ne diyor bu? Kusura bakmayın, bir aksilik oldu da. Haydi. Ne biçim bir şey ya? Kimsin sen ya? Kartal ben, Kartal Çaka. İstediğin zaman gelir bulursun. Şimdi çık bakalım, hadi. Kusura bakmayın lütfen. Haydi. Bakmayın lütfen. Devam. Kusura bakmayın. Gel lan buraya. Depo ne tarafta? Alt katta. Tamam, sen de çık. Hadi. Dışarıda. Olacak şey değil Yeşim Hanım, olacak şey değil. Çok haklısınız gerçekten ama ailevi bir mesele olunca. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Dur! Dur, ne yapıyorsun? Kartal, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi arayabilirsin. Bak, acil bir durum var. Birini seç artık bir tanem. Bu da kulak yani. Babasının oldu işte. Efendim canım? Bahar, çok acil gelmen lazım. Hemen, ilk uçakla. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Restoranda yangın çıktı. Büyük bir yangın. Siz de böyleydiniz. Sokaklarda gece yarılarına kadar top peşinde koşardınız. Ben artık o günleri hiç düşünmüyorum ki. Sen ömründe o günlerden başka bir şey düşündün mü ki oğlum? Neye yaradı? Beni sever dediğim kimse sevmedi. Şşt, deli lan bu, baksana şuna. Kollar dediğim kimse kollamadı. Neye yaradı? Kimse dediğin Kartal değil mi? Ya boş ver ya. Biz önümüze devam edelim. O yanımda olsaydı öyle mi olurdu? Biz kader arkadaşıyız. Kardeşiz dedim ama değilmişiz. İçeri aldılar demedin mi? Sen mahalleden kaçmadın neden? Aldılar. Çıkınca gelir belki bulur seni. Gelmez. Ölse gelmez. Yalnız kalmıştır içeride. Düşünmüştür. Anlamıştır hatasını. Senden başka dost olmayacağını görmüştür oğlum. Keşke sen haklı çıksan be anam. Lan oğlum şurada kahve var. 50 kere dedim. Geçip orada beklesene. Bu havada burada oturuyorsun. Burayı. Hem hava alıyorum ben. İyi ya. Sen biliyorsun. Ha Ruşen. Vites kutusunda sıkıntı var. Geriye atınca takılıyor, haberin olsun. Ha. Rahat mısın? Hadi o zaman. Ya saat kaç oldu ya? Nereye gitti bu, ışın mı çıktı Leyla? Sen biliyor musun nerede bu? Yok, bilmiyorum. Şahin'e mahine dalmış olmasın? Yok abi, Şahin'e gitmedi. Şahin'e gitmedi. Hani bilmiyordun nereye gittiğini? Nereye gittiğini bilmiyorum ama Şahin'e gitmediğine eminim. Zaten gelir birazdan, sorarsınız kendine. Tamam. Hadi ben kaçtım. Hop, nereye gidiyorsun sen? Bir Halide'ye bakacağım. Bakalım hanımefendi niye teşrif etmemiş, onu soracağım. Tamam. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz, Yesu var. İçeride bekleyelim. Üşüdüm ben ya. Hadi geçelim bakalım. Sanki biz size çok meraklıyız be. Halide benim Leyla. Allah! Halide! Halide! Halide dayın geldi, uyuyor mu hala? Alo! Leyla, Solmaz'ın istemesi vardı bugün, oraya gitmiştir yoksa. Sağ ol. Başlayacağım istemene de. Çıkardı ama çok büyümedi. Seni arayınca hemen söndürdü. Kim? Özür dilerim. Yeşim. Özür dilerim Bahar. Ne yaptın sen? Ben de sana aynısını soracaktım. Neden yaptın bunu? Aynısını soracaktım. Neden yaptın bunu? Oyun mu oynuyorsun? Ben de sana... Yeter! Sırf buraya geleyim diye, sırf ayağına geleyim diye yangın mı çıkardın? Doğru. Neden? Hakkım değil mi? Neymiş hakkım? Çocuğumu görmek. Hakkım değil mi? Nereden öğrendin? Ne fark eder ya? Ne fark eder? Artık biliyorum işte. Asıl sen bunu benden nasıl sakladın? Bilsen de bir şey değişmezdi. O kadar emin olma. Bak öğrenmemle öyle bir şeyler değişti. Sırf bu bile ne kadar doğru bir şey yaptığımı gösterir. Doğru. He doğru. Senin doğru anlayışın bu mu? He? Bir çocuğu babasından habersiz cehennemin dibinde büyütmek mi? Senin doğru yanlış algıların ne kadar değişik ya, ben bunu anlayamadım. Senin doğru anlayışın bu mu peki? Yangın çıkarmak. Manyaklık ya bu. Ha, bayılıyordun eskiden. He, ne oldu? Ne güzel söyledin. Eskiden. Sen güç zehirlenmesi yaşamadan önce. Sen boyundan büyük işlere kalkışmadan önce. Sen içeri girmeden önce. Ha? İçeri girdiğim için. Söyle ya bunu söyle. İçeri girdiğin için de. Keşke başını da dinleseydin. Valla başı hoşuma gitmedi. Çirkin çirkin laflar, boyundan büyük falan filan. Benim de hoşuma gitmedi. Sana demiştim değil mi? Bu adamlar seni arkandan vurur demiştim. Senin gibi, ha? Senin gibi. Ben senin arkanı kolladım gerizekalı. Sen beni değil Korkmaz'ı kolladın. Bir Gross'un rüyalarından çıkmadı burada önüne geçişin. Kartal istemediği yerde durmaz deyip beni burada gönderişiniz. Peki kaç kişi oldukları da rüyana giriyor mu ha? Sen o anda tetiği çekseydin kaç kişi seni aynı anda vururdu, onu da görüyor musun rüyalarında? Ha, sen beni korudun yani. Başka ne olabilir? O zaman ondan sonra niye gittin o adamın otogalelerine falanlarına filanlarına? Ay delireceğim ya. Söyleyecek bir şeyin olmayınca delireceğim ya ben. Vallahi fena oluyorum ya. Sen daha fazla rencide olma diye susuyorum. Ya susma Allah aşkına, hoşuna gidiyormuş gibi geldi bana. Sen devam et, ben seni dinliyorum ya, bunda bir şey yok. Peki. Korkmaz senden vazgeçmişti ama Efe'yi öldürecekti. Onu kurtarmak için gittim. Ne oldu? Kala kaldın. Şeyi anlayamadım. Her seferinde nasıl oluyor da sen bu adama bir kelime ediyorsun ve bu adam kolayca birini vurmaktan vazgeçiyor, orayı anlayamadım. Benden bu kadar. Dur bakalım, tamam. Eyvallah diyelim. Tamam diyelim, beni koruduğunu varsayalım. Bu gene de senin çocuğumu benden saklamanı haklı çıkarmaz. Öyle mi? Bir daha düşün. Sürekli canına zarar gelmesin diye peşinde koştuğum bir adama çocuk emanet edilir mi? Ha? Daha kendini koruyamayan bir adama çocuk emanet edilir mi? Orada dur bakalım Bahar Hanım. Ben... Sen kendi klasmanında çok iyisin Kartal Bey. Hiç şüphem yok. Ama bu adamlar sana fazlaydı. Kendini koruyamadın. Koruyamadın ya, baksana. Hiçbir şeyin kalmadı. Şahin'den haberin vardır herhalde. Omuzlarına basa basa yükseldi gitti. Senin neyin var? Hiçbir şeyin. Evin, ailen, işin, hiçbir şeyin kalmadı. Sıfırladılar seni. En başından söylesene bunları. He? En başından konuş, böyle boşu boşuna safsata yapıyoruz. Kartal senin paran yok. Kartal senin işin yok, gücün yoksa bunları söyle. Mesele bu değil. Değil. Parası olmayana bir tek anası sever demişler. Bizim de anamız yok, anamız. Mesele güç, güç. Kendini koruyacak güç, aileni koruyacak güç. Neden? Çünkü artık silahların olduğu bir dünyadayız. Baybars'ın olduğu bir dünyadayız. Sayende. Babamın dünyasında yani. Ben daha fazla kaçamam. Çünkü artık bir çocuğum var. Ve senin zayıflığın benim çocuğuma da zarar verir. O yüzden özür dilerim. Kusuruma bakma. Artık seni daha fazla koruyamam. Çünkü senden önce çocuğumu korumam lazım. Hoş geldin. Hoş bulduk adam da. Sen ne yapıyorsun ya kapılarda? Yardımcı yok mu? Hasta ondan işte. Ha. Ben de dedim yani senin gibi hanımefendinin ne işi var kapılarda? Anladın mı? Şaşırdım yani. Geç geç. Otur. Var mı bir haber? Halası da merak ediyor çünkü. Doğrudur. Halam merhametli tabii ya. Bu kadar şeye rağmen hala Kartal'ı merak edebiliyor yani, düşünebiliyor. Yok. Ben o defteri kapattım. Beni kapının önüne koyan evladı ben hiç düşünmem. Canını korursun ama. Korurum. O başka. Ölmesini de istemem. Ölmeyecek de. Allah bugünkü haline görseydin halam, yaşasa ne yaşamasa ne derdin söyleyeyim. Sen nerede gördün? Mahalleye geldi bugün. Ama çok durmaz. Biliyor onu, orada ekmek yok. Damarına bastın değil mi? Yani bir geçmiş olsun dedik işte halam. Ama içeride olmak yaramamış ha, söyleyeyim, böyle bir saç baş değişmiş. Bir garip olmuş yani. Sen yine de dikkatli ol. Onunla tekrar yarışmaya kalkma. Sen o yarışı kazandın. Hem de benim sayemde kazandın. Bunu unutma. Ona açık verme. Bırak düştüğü yerde kalsın. Eğer tekrar işlerime burnunu sokmaya kalkarsa bu sefer verdiğim bazı sözleri tutmam zor olabilir. Siz merak etmeyin Baybars Bey. O eski Kartal yok artık yani. Biri elini uzatmadıkça da öyle kolay kolay toplanamaz. Bir iki çırpınır kesin. Ama açamaz kanatlarını yani. O iş bitti gitti. Geçmiş olsun. Hoppa! Buyursunlar bakayım. Hoppa! Tavşan kanı bakayım. Eyvallah. Al bakalım. Sağ ol. Şesu. Heh. Bu iş böyle mi olacak? Ne? Ya böyle konuşacağız dedik çatara patara patküt. He? Nesi var ki buranın, iyi değil mi? İyi bence. Bunun kulakları alışmış bu gürültüye. He belli belli. Le. Anlat oğlum. Ne oldu dün? Kayboldun, gözlerimiz yolda kaldı. Ne yaşadın, ne ettin? Söyle. Abi bir şey yaşamadık ama yaşamamız lazım. Benim ayağa kalkmam lazım. Öyle bir düşmüşüz ki çocuğun adını bile soramadık. Hangi çocuk ya? Abi benim bir çocuğum olmuş. Kartal! Oğlum! Oh. Kartal! Oh. Allah analı babalı büyütsün. Allah razı olsun. Oğlum. Sağ ol abi, sağ ol. Maçam ya. Allah analı babalı büyüsün maçam. Çok sevindim. Sağ ol birader. Ya babam oldun ya. He. Ya maşallah ya. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum abi, soramadık. O nasıl ya? Soramadık. Öyle zehir zemberek laflar söyledi. Buramda tıkandı kaldı, soramadık abi. Oğlum onca şey yaşadınız. Belki de kırgındır kız. Gidip bir gönlünü almak lazım. Ya yok ha böyle değil ya. Vallahi böyle görsen domuz gibiydi ya. Domuz. Böyle bir afralar, bir tafralar, bir şeyler. Hem yani ne bileyim bu. Haklıydı. O sebepten benim acilen ayağa kalkmam lazım abi. Söyle oğlum, ne gerekiyorsa yapalım. Bak şimdi de şimdi kalkalım bacım, hadi. Sana ne oluyor ya şimdi? O ne demek ya? Oğlum, abi sen buna bir şey söyle. Dur sen. Ya dün bir, bugün iki. Sen hemen peşime takılıp nereye geliyorsun ya? Sen Allah analı babalı büyüsün, göremedik daha. Yeğenimizin yüzü suyu hürmetine Peri'ye söz vermedin mi? Ben bu silahlı külahlı işlerini bırakıyorum diye. Verdim de. Ondan sonra Peri seni boşasın peşime takayım de. Ya o zaman şey dedi. Ben kabul ettim. Ya su var, sözü verdiysen tutacaksın. Biz hallederiz ikimiz. Abi sen baş tacısın, buramız kalbindesin. Biliyor musun bak? Ama bu işi iki başımıza yapamayız. Bana başka biri lazım. Kim o ya? Kendini biliyor. Şimdiye yanmıştır hasretimden. Daha fazla bekletmeyeyim. Ziyade olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah paşam. Gelmişsin. Hoş geldin. Bir de gülüyor musun? Kahve ister misin? Nasıl yaşıyorsun sen burada ya? Vallahi yaşamıyorum ki. Geceleri çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Yatıyorum karanlık, kalkıyorum karanlık. Evi pek görmüyorum yani. Otursana. Evet. Seni dinliyorum. Sen geldin, sen anlatacaksın Bahar. Ben gelseydim ben anlatırdım. Lafı çevirme Leyla. Neden yaptın böyle bir şey? Sen bana söz vermemiş miydin? Kartal'a bir şey anlatmayacağım diye yemin etmemiş miydin? Vermiştim. Ama o zaman durum başkaydı. Şimdi başka. Nasıl başkaydı? O zaman abim hapisteydi Bahar. Allah var yukarıda. Eğer dışarıda olsaydı sana ne yemin edersem edeyim yine de gider söylerdim. Pişkin pişkin söylüyorsun bir de bunu. Doğru olan bu. Ya sizin ne kadar enteresan bir doğruluk anlayışınız var ailece. Dün Kartal restoranımı yaktı, haberin var mı? Doğru olan bu olduğu için. Cana geleceğine mala gelsin Bahar. Ne konuşuyorum ben ya? Tamam dur ya, dur Bahar. Ne yapsaydı ya adam? Ne yapsaydı, nasıl getirecekti seni ta oralardan? Ben niye gittim ta oralara bir hatırlasana. Abin yüzünden değil mi? Başını bin türlü belaya soktuğu için değil mi? Çocuğu olduğunu öğrenseydi onun da başını belaya sokacağı için değil mi? Abim çocuğuna bir şey olmasına asla izin vermez. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü Bahar'cığım, abim 9 yaşından beri babalık yapıyor. Kendinden önce sevdiklerini düşünür, gerekirse canını bile verir onlara. Daha kötüsüne biliyor musun? Sen bunu gayet iyi biliyorsun Bahar. Çünkü senin için de yapar aynısını. Hem de bir dakika bile düşünmeden. Sen şu an ne yapıyorsun biliyor musun? Hem çocuğunu hem de seni bu dünyada en çok sevecek insandan mahrum bırakıyorsun. Bence bunu bir düşün ha. Çünkü benim için en önemli şey çocuğumun güvenliği. Geri kalan her şeye alışıyor insan. Ben sevgisiz büyüdüm. Bir şekilde idare ettim. Ha, ben idare ettim. Çocuğum da idare etsin. Sevgisiz büyüsün diyorsun yani. Öyle mi var? Diyorum ki bir daha bu işe karışma. Karışmayalım da hepiniz heba olun değil mi? Hepiniz. Neredesin Halide sen? Çabuk söyle kız kaçmadan yetişmem lazım. Kim kaçmadan be? Ya Halide neredesin sen onu söyle. Ben buradayım da ondan aramadım seni. Biri geldi. Kim olduğunu bilmiyorum. Seni soruyor. Misafirin var yani. Hayatım. Ay canım benim. Kalk hadi geç oldu bak. Vallahi ben daha sıcak bir karşılama bekliyordum ama mühim değil, bu da olur. Kartal ben ya. Hatırlamadın mı? Hani saçım sarıydı, ben 2 kere atlıydım falan. Unutmuş olamazsın. Senin ne işin var lan burada? Nasıl girdin içeri? Valla değişik bir çocuksun sen ya. Vallahi billahi bak. Onca zaman sonra yatağından çıkıyor. Sorduğun soru bu mu? Kapıdan girdim. Oldu mu? Nasıl girdiysen çık öyle. Saçlar fena değil. Ne böyle evin hali ağıra dönmüş? Sen hala burada mısın ya? He buradayım. Aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmamız lazım. Seninle işim var. Benim seninle hiçbir işim yok. Sen polis değil misin birader? Bak sana suçluları yakalama fırsatı sunuyorum. Polis falan değilim artık. Hey? Ne anlıyorsan o işte. Polis falan değilim, bıraktım. E tabii ben olmayınca o işlerin de tadı kaçmıştır. Ama mühim değil. Senin için polis. İçim de polis değil, dışım da polis değil. Bak birader sen bir şeyleri biraz geç anlıyorsun. Tek seferde anlayamıyorsun. O yüzden bir kez daha söyleyeyim ben sana. Yokum artık bu işte. Tamam? Bitti. Beş gibi ortam. Kartal git artık. Başın sağ olsun. İçerideyken duyduk Semiha Hanım vurulmuş. Sen nasıl durdun? Dedim ortalığı velveleye ver, peşini bırakmaz bu işin ama. Ne faydası olacak ki? Hey? Benim bir kişiyi daha kaybedecek gücüm yok Kartal. Benim yüzümden bir kişiye daha zarar gelirse... kaldıramam artık. Ha bu kaldıramamış halin. Ulan biz kendimiz nasıl toparlanacağız diye düşünüyorduk. Sen bizden betermişsin. Neyse. Sana da bir faydamız dokunmuş olur. Bir silkelenir kendine gelirsin. Çünkü bana bunu yapanlardan hesap sormaya niyetim var. Ne güzel. Ben değilim. Niye lan? Çünkü onlar hep kazanıyorlar. Ve kazanacaklar. Ferhan bile yok lan daha ortada. Sayende. Ben daha babamın intikamını alamamışım. Semiha ablayı kaybetmişim. Halit abi gittiğinden beri başladığım hiçbir şey bitiremedim. Ama... aptal değilim. Babamın haklı olduğunu anlamak için bir kişiyi daha kaybetmeme gerek yok. Ne konuda haklıymış baban? Onlarla savaşırsan kaybetmeye mahkumsun. Çünkü onlar çok güçlü. Mevzu bahis onlar gibiler olunca... adalet falan büyük yalan. Sen kafayı yemişsin. Sabahları böyle içmeye başlıyorsan ondandır. Başka bir insan olmuşsun, değişmişsin. Savaştan önce kaybetmesek bari seni. O kadar umurumda değil ki. Lan yavaş yavaş köpek, yavaş. Ya anladık acın var. Tamam yani pes etmişsin falan filan. Ya nasıl? Birader, bak böyle kaybettiklerinin arkasında insan diri diri mezara girmez. Anladın mı? Pes etmez yani yoksa... yoksa? Yani sevdiklerin arkandan üzülür. Ne bileyim... hayat devam ediyor. Kuşlar uçuyor falan filan. İşte müzik falan yapıyorsun. Dandız cündüz filan. Onlara devam edersin. Güle güle Kartal. Değil mi? Bu işte yalnızsın artık. Hayatta sana başarılar. Ya da geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ayağına bir terlik al. Lan numaranı değiştirmemiş ol. Numarayı değiştirmemiş ol. Efendim? Heh. Çetin sensin değil mi? Benim. İyi. Neredesin sen? Beyoğlu'nda. Gizli kulüpte. İyi tamam geliyorum. Gel. Kimsin sen? Oğlum bunlara ne olmuş? Ne? Çetinciğim ben Kartal. Hatırladın mı Kartal gülüm ben? He? Sarıydı saçlarım falan. Çok müsait de değilim, uzatma hadi. Ne oluyor Halide sabah sabah? Bir ortalarda yoksun, bir Gizem, bir şeyler, bir yenge, bir sen uyutmadın ha. Ne kaşını gözünü oynatıyorsun, ne? Beni göstermeye çalışıyordur. Ya ağzım yüzüm yamuldu göstereceğim diye ya. Az yavaş. Ondan mı korkacağım? Evet, buyurun. Ne vardı sizin? Biraz konuşabilir miyiz? Tamam, bana müsaade. Dinliyorum. Oğlumun durumundan haberin var mı? Yok. Çok da umrunda değil galiba, anladığım kadarıyla. Değil. Benim buraya gelmem, annesi olarak sana kadar gelmem, endişelenmem hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bugün de Dünya Endişeli Anneler Günü herhalde. Efendim? Yok bir şey. Oğlunu merak etmiyorum. Senin buraya kadar gelmiş olman da bana hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer başka bir şey yoksa? Yok. Boşuna gelmişim demek. Haklı çıkmam için buraya kadar gelmeme gerek yokmuş demek ki. Pardon. Ne haklılığıymış o acaba? Gözden düştüğünde ortadan kayboldun. Kötü gününde yanında yoktun. Allah bilir belki daha iyisini de buldun. Tak diye bıraktın onu. Ne diyorsun sen ya? Zor zamanmış. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun ha? Ne oldu, ne değişti? Ya kafaşa kafadan atıyordun beni. Oğluşun çok mu kötü durumda? Yardım istemeye mi geldin? Biz sizin oğullarınıza yara bandı mıyız? Ne alakası var? Sen değil miydin peşinde koşturup duran çocuğun? Ha? İyi gününde dibinden ayrılmayan? Benim oğlum şu anda perişan halde biliyor musun? Hiç kimse de yok yanında. Sen bile. Madem bırakacaktın onu, neden girdin koynuna? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Bunca zaman yolmadım şu kadına. Şimdi de yolmayayım. Düzgün konuş. Hoş sen düzgün konuşabilir misin? Onu da hiç bilmiyorum ama yani. Sen de lafını bileceksin o zaman. Oğlu perişanmış. Yok ya. Lan biz ne haldeyiz sen biliyor musun? Lan senin oğlun yüzünden benim abim kaç yıl hapis yattı biliyor musun sen? Senin abin hapis yattıysa benim de oğlum baba dediği adamın emanetini toprağa verdi. Ne aşkmış canım böyle seninki. Ha? Hayır insan ölünün hatırına yanında olur. Neredeydin o zaman? Hı? Cenazedeydim. Ya sen beyinle öyle fink fink yurt dışında gezerken ben cenazedeydim. Oğlunun yanındaydım. Hatta ne yaptım biliyor musunuz? Gittim abimi cezaevine yerleştirdim. Oradan döndüm oğlunuzun yanına mezarlığa. Sırf acısı var diye, sırf yalnız kalmasın diye. Oğlu şunu ne yaptı biliyor musun? Kapı dışarı koydu beni. Ama ben vazgeçmedim. Allah'ın her günü yemek götürdüm ona, her gün. Her gece gittim ziline bastım sırf kendine bir şey yapmasın diye. Ama ne oldu? Ne oldu? En son gittiğimde oğluşunu bir kızla bastım. Nasıl? Güzel mi aşkım? Sevmişsindir sen bu hikayeyi. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun bir de ne? Hala seni seviyor. Hala yalnızca seni seviyor. Aynen. Hala sadece beni seviyor. Ne sevgi be? Değil mi? Seven erkek aldatmaz da ne yapar? Seni uzaklaştırmak için yapmış. Sen ondan uzak dur diye. Niye yapsın böyle bir şey? Kendini cezalandırmak için. Sana bir şey diyeyim mi? Onu en son gördüğümde pek ceza çekiyormuş gibi gelmedi bana. Bak, sen Efe'yi seviyorsun ama benim kadar iyi tanıyamıyorsun. Onun şu anda ihtiyacı olan tek şey sensin. Senin bundan haberin yok. Ama ben bunu çok iyi biliyorum. Onun sadece ve sadece sana ihtiyacı var. Eğer sen ona dönmezsen o da hayata dönmeyecek. Benim için kabul etmesi zor ama durum bu. Nasıl hala sadece benim peşimdeymiş? Git, onunla konuş. Benden bu kadar. Evet, biletini aldım. Birazdan telefonuna mesaj gelir kod için. Çok teşekkür ederim. Neyin var? Ne gibi? Ne bileyim, sabah apar topar aradın. Belgeleri toparla, biletleri al falan diye. Çok teşekkür ederim Yeşim ya. Zahmet oldu. Yok, onu demiyorum. Şu an neyin var? Bu halin ne? Onu soruyorum. Sana gelmeden önce Leyla ile konuştum da. Neyse, yine ağır ağır konuştu. Biliyorsun, ağzını açtığını susmayı bilmiyor. Ne dedi? İşte sen bu çocuğu babasız mı büyüteceksin? Böyle sevgisiz, babasız mı olacak? Benim gibi yani. Haksız bir soru değil. Yapma Yeşim. Kaç kere konuştuk bunları. Ya Kartal'a çocuk mu teslim edilir? Hapse girmeden önce peşinde adamlar vardı. Belinde silahla geziyordu. Ama evlenirken böyle biri olduğunu biliyordu. Evet, ama bana bir söz vermişti. Asla baban gibi olmayacağım demişti. En son Azade ile kol kolaydı, hatırlıyorsan. Bence bunda biraz senin de payın var Bahar. Benim mi? Tamam, kızma ama yani... Sen de çok güvensizsin be kızım. Kartal'ı ilk hatasında hemen silip attın. Hayır, canın da yandı, biliyorum ama yine de yaptın. Senin de benimki gibi bir baban olsaydı sen de erkeklere güvenmemen gerektiğini küçük yaşta öğrenirdin Yeşim. Ay, kusura bakma Bahar ama Kartal'la baban aynı kişi değil yani. Ya bunu ben bile görüyorsam senin görmüyor olman imkansız. Senin baban duvar gibi bir adamdı. Sen demiyor muydun hayatta kimseyi sevmedi diye? Evet ama... Kartal öyle mi? Anlatıp duruyordun. Yok arabalarla havalarda uçurdu. Bahçeye alevlerle seni seviyorumlar yazdı diye. Seni seviyorum değil, ben de yazmıştım. Tabii şimdi de el arttırdı. Hı-hı. Ama restoran yakmak aynı şey değil, değil mi? Adamın içindeki yangın aynı ama. Senin onda görmeyi en çok sevdiğin şey. Ve çocuğuna adını veren şey. Ateş. Ateş. En zoru da bundan vazgeçmek. Hazır mıyız? Evet! Kalk! Serbest iskif! Başla! Şimdi... Tekvando'dan Tiyodüççagi'yi öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam! Tiyodüççagi yani sıçrayarak düççagi. Şimdi durduğun serbest duruşta. Sol ayağından iğmeyi aldın. Havaya sıçradın. Sol ayağın yere değerken sağ ayağına düççagiyi vurdun ve düştün. Önemli olan düşmek. Çünkü eğer saçma sapan düşersen rakibin ağzına vurur. Tamam? Şöyle geldin. İğmeyi aldın, vurdun ve düştün. Tamam? Yap bakayım. Çevirmeden dükkan gibi yap. Döner tekme gibi değil. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3 yap. Olmayacak bunlar ya. Vallahi olmayacak ya. Allah. Ya bırak ya. Şuncacık şey yapamıyorlar ya. Allah Allah. Ne demek yapamıyorlar Şesu? Nasıl yapmalarını bekliyorsun ki bu hareketi? Ya bir şey yok bunda Leyla. Buraya gelecek. Alacaksın, çevireceksin, vuracaksın güçler. Kalk. Hayatım şu buz falan koy. Bak kafan vurmuşsun. Kalk. Ders bitti hadi. Sen de kafana vurmuşsun. Git. Uf olan yerlerinize buz koyun. Ya böyle dövüş mü yetiştirilir ya? Şunlara bak ya. Aman. Tamam senin için şuncacık hareket de. Sen şey mi yapsan, böyle daha temel bir eğitimden mi başlasan? Ne bileyim yumruktur, tekmedir ama yerden tekmedir. Ne diyorsun? Nereden? Ya ileri seviyor bunlar ya Leyla. Ya ileri 2 aydır geliyor bunlar 2 ay. Ya Şesu var gözünü seveyim 2 ayda ileri seviye mi olur ya? Ya bir yerleri sakatlansa ne yapacağız? Ya Allah Allah ya. Ya böyle dövüş mü olur ya? Şuna bak. Tamam hocası sinirlenme ya. Öğrenirler daha az sabır. Ya Leyla yeteneksiz bunlar. Sanayiye vereceksin aslında da. Bir şey diyeceğim. Bana da ders versene biraz daha. Savunma öğrettin de saldırı da istiyorsun. Üf. Ya Leyla ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin olsun sen var ya şunlardan 50 kat daha iyi yaparsın ha. Vallahi. Öyle. Ondan sonra da nasıl zapt ederiz orası meçhul. Yok abi benim size hiçbir zararım dokunmaz. Benim kimi evirip çevirip dövmek istediğim gayet belli. Kim ya? Sen bana söyle. İsim ver bana isim ben halledeyim. Yok Şesu sen halledince olmaz ki. Benim onu bizzat kendim böyle ağzını burnunu patlata dövmem gerekiyor. Başka türlü için ferahlamaz. Belli. Mesele şahsi. Çok şahsi anladım. Çok şahsi. Neyse ya, ben öyle abime baktım, size de bir uğrayayım dedim. Hah, abin de senle aynı şahsi meselesini halletmeye gitti. Nasıl ya, niye? Efe'ye. Yok, Efe demedi de ben böyle çok özlemiştir deyince ben öyle anladım. Ya bizim yanımıza niye gelmiyor? Biz ne yapıyoruz burada, niye duruyoruz? Biz çözelim. Abi bir şey diyeceğim, intikam falan... Ya ne intikam kızım ya, destek almaya gitti. Ya kızım sen niye şaşırıyorsun ki? Abini ondan başka kim anlar daha iyi? Ben. Ya dur bir oğlum be. Geç Allah aşkına öğrencilerinin yanına. İkisi de perperişan oldu. Hem de aynı düşman yüzünden. Orası öyle de abi insan yine de işte bırak sürünsün diyor. Hayır abim de başka destek bulamadı mı? O işe yaramazdan ne destek bekliyor? Kızım ikisi birden kaybettiler. Kazanacaklarsa ikisi birden kazanacaklar. Herkes ikinci bir şans hak eder diyor yani. Öyle. Köprücü sokak dememiş miydin abla? Öyle demiştim de insan mı inmesen mi bilemedim. Nasıl yani? Öyle de içim yiyecek. İneyim ben en iyisi. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Bakıyorum da bir takım tehlikeli güzellikler içindesin. Gel, seni de alalım böyle. Yo ben böyle iyiyim. Hanımlar müsaade ederse seni böyle alalım. Ya Hüseyin, sen kal. Bırakmıyorlar. Sen de gel, yerimiz var. Belli. Ortam geniş de benim vaktim dar. 5 dakika. Ablacığım ben şimdi dağıtırsam bir daha toplayamam. Tamam. Hadi ne çık? Kalk, konuşacaklarımız var. Ya ne? Konu ne? Lan önemli işte konu. Önemli olmasa buraya gelmezdik. Önemli, kalk. Kartal. Bak ben bıraktım. Boş verdim. Sen de boş ver. Al. İstemez. İyi, almazsan alma. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ben geliyorum. Birazdan geleceğim. Bir elini yüzünü yıka, kendine gel. Ben kendimdeyim oğlum zaten. Ha, yeni şeklin bu diyorsun yani. Ha, ne oldu, beğenemedin mi? Zengin benzemişsin. Ya öyleyim. Müsaadenle de bu hayatı yaşamak istiyorum. Nasıl? Baba parası yiyen zengin gibi. Artık vicdanım da rahat. Pederle aramı düzelttim. İstediğim gibi bu hayatı yaşayabilirim. Vallahi senin bedenin senin kararın Çetin. Değil. İyi, o zaman niye huzurumu kaçırıyorsun? Birini arıyorum. Acil. Senden başkası bulamaz. Yardımın lazım. Kartal. Bıraktım o işleri dedim. Geri dön o zaman. Acil diyoruz bak. Kim? Ferhan. Ama onu başka bir isimle aramak lazım. Ne yapıyorsun sen burada? Benim evim değil mi orası? Ne yapayım senin evinse? Tesadüf. Ha tesadüf. Ha tesadüfen kapımda nöbet tutuyorsun yani. Nöbet tuttum falan yok Leyla. Düş peşimden. Lan ben mi koşuyorum senin peşinde? Kim bir tip kakıyor benim peki sabahtan beri? Yalancı komiser. Hiç değişmemişsin yani vallahi. Kapımın önünde bekliyorum. Bir de bana mı diyorsun düş peşimden diye? Ya bekledimse bekledim. Ne var? Neden? Aşkımızdan değil herhalde değil mi? Onu biliyoruz ya. İnan onu çok iyi biliyorum. Çünkü seven adam senin o kadınla o yatakta yaptıklarını yapmazdı. Aman aldatmış mı kızı? Bak bir de ya. Konuşun. Böyle. Hayatımda ilk defa sizin bu insanları benim tarafımda. Biraz daha konuşun. Gerçi buna hiçbir şey işlemez ama. Ne konuşuyorsun madem işlemez? Annen istedi. Ne? Annem dedi ki oğlum perişan halde, git bir bak. Sen de bayılırsın ya anneme, sevip sayarsın. Hemen koştun geldin mi yardıma? Aynen, koşup geldim hemen annen istedi diye. Ne gülüyorsun be? Kusura bakma ya, ben yalan duyunca senin gibi küfredemiyorum. Allah Allah! Sen dürüst ol o zaman. Dürüst ol da söyle niye kapımda beklediğini. Ya kızım Ferhan hala dışarıda değil mi? Dışarıdaysa dışarıda. Ben sana ne dedim? Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim demedim. Çünkü... Kardeşim açın şu yolu. İşimiz gücümüz var ya. Lan bir sus. Başlatma işine. Evet, bana bir şey olmasına izin vermezsin çünkü... Abine ne dediysem o. Tamam. Hadi kardeşim açın artık. Lan bir sus. Bir kişiyi daha kaybetmeyi kaldıramam, tamam mı? Bu kadar basit. Bitti. Çok güzel. O zaman öyle kıyılarda, köşelerde saklanma. Tamam mı? Kaybettin, anladık. Ama kabul et artık. Ayağa kalk ve düştüğün yerden ayağa kalkmasını bil. Kalk, yeniden savaş. Gerekirse bir daha düş ama yeter ki savaş. Kendin için savaş be. Kaybettiklerini kazanmak için. Seni bu hale getirenler için savaş. Ya da sık kafana bitsin ya. Ha? Çünkü senin böyle hiçbir şeye faydan yok. Ne ölüye, ne de diriye. Arabanı mı arıyorsun? Gördün mü? Ne bu hal? Ne var ya halimde? Hı? İşimizi yaparız beğenmezsin. İşimizi yapmayız beğenmezsin. Karşında dururuz beğenmezsin. Arkanda dururuz beğenmezsin. Ya biz kendimizi size nasıl beğendireceğiz acaba Baybars Bey? İyice rezil ettin kendini. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Doğru. Bak sen beni vahşi bir hayvan yetiştirir gibi yetiştirdin. Ama kontrol etmeyi de öğrettin yani. Mesela ben eskiden kontrollüydüm. Ama şimdi değilim. Şimdi canım ne isterse onu yapıyorum. Çünkü umurumda değil. Babam da bana bir şey diyemiyor. Çünkü babalar evlatlarını ezebilirler ama öldüremezler. Çizgiyi aşmadıkları sürece. Neymiş ya o çizgi? Bak, senin beni öldürebileceğin bir dünyayı yaşamak zevkli olabilir. Çok zevkli olur. Hem belki anneciğim de üzülür biraz. Ha? Kartal'a bulaşmayacaksın. Kırmızı çizgimiz Kartal yani. Ha? Seni son kez uyarıyorum Çetin. Benim sabrımı fazla zorlama, yoksa bedelini ödersin. Bak bu eğlenceli olabilir ha. Ha, araba. Oh. Ne oluyor oğlum? Benim hayatıma bir daha burnunu sokmayacaksın, tamam mı? Ne yapmışım ben? Ne bu şimdi? Ne yaptığını gayet iyi biliyorsun anne. Benim işime karışmayacaksın, Leyla'dan da uzak duracaksın. Ne oluyor burada? Seninle hiçbir işim yok benim. Ne diye kapıma dayanıyorsun o zaman? Kapına falan dayandığım yok. Anneme iki çift lafım vardı, ettim gidiyorum. Bana gücünün yetmeyeceğini anladın, şimdi de kadına mı saldırıyorsun? Adnan yapma, bak geçti bunlar artık. Aysel lütfen içeri geç. Adnan. Aysel lütfen. Kadın senin için uğraşıyor. Gitme dememe rağmen her gün senin kapına dayanıyor. Sen hala... Bak bana bulaşma. Kaybetmenin bile bir onuru vardır Efe. Sende o da yok. Sana söylemiştim. Benimle savaşmaya kalkarsan kaybedersin demiştim. Her şeyi mahvettin. Geleceğini, hayatını, kariyerini, her şeyi. Yenilince de kendi zayıflıklarının acısını başkalarından çıkarmaya başladın. Sonunda işte böyle bomboş, hiçbir hedefi olmayan, her şeyden vazgeçmiş bir adama dönüyor. Ben sana yenildiğim için değil, savaşmanın anlamsız olduğunu düşündüğüm için durdum, tamam? Ben bunu sana en baştan söylemiştim. Benimle savaşmanın bir anlamı yok. Bitersin demiştim. Bittin. Geçmiş olsun. Bu saatten sonra kendine bile bir hayrın dokunmazsın. Sağ ol eyvallah. Abi değişim zamanı uzak değil mi? Heh, tamam. Evet. Nereye gidiyoruz abi? Konuşabileceğimiz bir yere Ferhan. Ahmet. Hoş geldiniz. Burası mı? Burası. İyi güzel, manzarası falan da varmış. Güzel, fena değil. Sayenizde. Bana da iyi oldu zaten ya. Böyle gece çalış yoruluyordum. Sabah da başına duracağım bir iş yani. Sen daha az uğraşmadın ama. Estağfurullah adam ya. Buyurun geçelim. Buyurun buyurun. Her şeyi hazırlattım ben. Ayarladım her şeyi ben. Geç alam. Rahat edin diye kimseyi de almadım içeri. Garsonlar da ayarlayıp çıktılar. Ben kalmayacağım. Çok adetim değildir. Bu saatten sonra da çok değişecek değilim. Sen halanla oturup yaparsın kahvaltını. Bir şey mi oldu? Sen hani bu tekrar ayaklanamaz diyordun. Kim? Kartal mı? Çetin'e gitmiş. Öğrendi mi ki Çetin'in kim olduğunu? Yok vallahi ben kimseye bir şey demedim. Öğrenseydi zaten gururundan yardım istemezdi ondan. Ne istemiş? Ferhan'ı bulmasını. Kendi başa demedi, seri katil salacak yani üstümüze, öyle mi? Ne yapacağını bilmem. İlgilenmem de. O çocuk edebiyle oturacak dedim. Eğer en ufak bir şey yapmaya kalkarsa... Bir şey yapmasını bekleme. Bir şey yapmasına engel ol Şahin. Kaçma artık. Bak. Buralara kadar geldi. Bırakmadı seni yine. Zaten o kadar sıkıldım ki artık kaçmaktan anam. O kadar sıkıldım ki. Haklı olup kaçmaktan. Sen de güven diyorsan. Güven. Kardeşin o senin. Kardeşim. Saçlar güzel olmuş. Vallahi mı lan? Kaç gün oldu çıkalı bir Allah'ın kulu söylemedi ha. Olmuş, güzel olmuş. Eyvallah. Senin yüzün? Bu mu? Bir şey değil ya. Ben yaptım. Kendi kendine. Ha. Tanınmamak için. Öyle yüzünde yara olunca çok uzun süre bakamıyorlar. Hemen gözlerini kaçırıyorlar. Ama sana işlememiş. Bulmuşsun yerimi. Senin yüzünden bulmadım ki. Azıcık akıl yürüttüm. Eşe dosta sorduk falan. Nasıl sordun? Ruşen diye. Doğru tahmin etmişsin. Cüzdanı hala yanımda taşıyorum hep. Doğru tahmin etmişsin. İyi dayanmışsın ama tanınmadan etmeden. İş gücü ne yaptın? Ne yapayım öyle işte. Kayıt dışı. El altı takılıyorum. Düşük kar payı. Maalesef. Ama yetiyor be. Sonra? Aa, ne sonra? Yarın bıraktığın işi tamamlamayacak mısın? Hı? Seni sakladığım yerden kaçmanın sebebi... listendekilerin temizliği için... zamanı geldiğinde ortaya çıkmayacak mısın? Yani... beni tamamen unuttukları zaman... ortalığa çıkacağım tabii. Ben de sana bu yüzden geldim işte. İçinde kimin olduğunu bile bile mi ya? Bile bile. Alandan bahsediyorsan o iş çoktan bitti. Baybars'a gelince o baki. Kolumu kanadımı kırdı. Hayatımı perişan etti. Kimim kimsem kalmadı onun yüzünden. Sen de bana mı geldin? Yalan yok. Önce Efe'ye gittim. Vazgeçemiyorsun değil mi ondan? O bizden biri değil. Bitmiş o. Kaybetmek nedir bilmiyor. Bizim gibi düştüğü yerden kalkmasını bilmez. Sabretmesini bilmez. Vakti zamanı geldiğinde hesap sormak nedir? Bilmez. Sen bana o yüzden mi geldin? Affet. Geç oldu. Geç oldu ama affet. Sen zamanında sordun bana. Halit'in intikamını almak isteyen komiser mi haklı? Yoksa anasının intikamını almak isteyen ben mi diye. Sen haklıydın Ferhan. Başından beri sen haklıydın. Sen gerçekten inandın mı artık bana? Bize bunu yapandan hesap sormak için mi geldin? Beni mi seçtin kardeşim? Seni seçtim Ferhan. Kardeşimi seçtim. Kardeşim. Kardeşim. Vay vay vay. Mesut'um. Lan demişlerdi deli anlamıştım ben. Ama sonra düşündüm. Tekerlek işi. Tam senlik. Evet. Tekerlerle uğraşmak bizim işimiz artık. O yüzden sen de doğru adrestesin. Ay! Aslan Şahin, ha? Gözlükler, takımlar, dışarıda arabalar. Kamil, bir arabaya, bir takıma adam olunur mu? Olunmaz. Şahin, o yüzden insanları kandırmayı bırak. Çünkü seni bu şekilde gören adam zannediyor. Lan ne cins bir adamsın sen Mesut ya. Elinden her şeyini aldım, varını yoğunu aldım. Fare gibi gelmişsin, buraya sığınmışsın. Hala adamlıktan bahsediyorsun ya. Ne demişler? Eşeğe altın semer taksan, eşek yine eşektir. Diyeceğim, sen onu da anlamayacaksın. Yani anlayacağın, üstüne 100 tane farklı marka da koysan... pardon, arkanda Baybars Bey de olsa... Adamlık başka şey be. Kamil, bunun abisini biliyorsun. Kartal. Ulan adamın düşmanına bile saygısı var. Neden? Neden biliyor musun Şahin? Çünkü Kartal onurlu. Çünkü Kartal'ın sözü söz, adamın dibi. O adamın dibi var ya, şimdi senden de beter sürünüyor ortalıkta biliyor musun? Belki senden böyle yardım istemeye gelir falan diye seni online seviyeye getirmek için geldim buraya. Heh, şimdi sadede geldin. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Biz de seni yukarılarda ararken şimdi karşımızda gördük. Ama biliyor musun Şahin, ben demiştim. Demedim mi Kamil? Kartal'ın çıkışında bir hayır var. İşte sana hayır. Ben de hayır mı şer mi diye sormaya geldim ama... Ama sen hayır diyorsan. Şahin, bizim bu görüşmediğimiz dönemde ben bir şey öğrendim biliyor musun? Adam olmakla ilgili başka bir özlü sözse kendine sakla Mesut. Yok be kardeşim. Onu zaten adam olanlarla konuşuyoruz. Bu başka bir şey. Islık çalmayı öğrendim ben. Yani öğrendim denebilir. Çaldığım zaman çok etkili oluyor. Duymak ister misin? Ama şöyle yapalım Mesut. Eski usul. Bileğimizin gücüyle adam gibi diyorsun ya, adam gibi yapalım. Senin bana zamanında yaptığın gibi. Sen yapabilecek misin? Sen yapacaksan ben de varım. Silah yok demiştik. Ama sözünü tutmayan. Yapamazsın. Bunu götür iyileştir. Kartal gelirse de olanları anlatsın. Ona el uzatanın, onun için ıslık çalanın başına ne gelecek anlamış olsun. Abi! Abi! Ambulans çağır! Abi! Ambulans çağır! Abi! Geldik mi? Neresi burası? Mahalleye. Mahalleye mi? Ya burada ya beni biri görürse? Cık, merak etme. Seni burada kimse bulamaz. Şu senin arkadaşların ama Ruşen, Nurus'le falan onlar görürse? Yok. Bu sefer söylemedim. Eyvallah kardeşim benim. Ferhan. Şu cüzdanı vereceğim mi bana? Niye? Ya oğlum adamın kıymetlisini almışsın. Ne diyorsun ya? Kıymetlisi mi? Gerçekten mi? Bu resim tek miymiş onda ya? Ya yeminle bir şey yapmadım ama bak burada duruyor. Hiçbir şey olmadı. Biliyorum. Saklarsın. Kartal. Özür dile benim için ya. O şimdi bana kızar. Söylerim kızmaz. Bekle beni. Burada mı kalacağım ben? Burada kalacağım. Ne yaptın? Baybars'ın yerini buldun mu? Sen burada biraz kal, acık sabret ama merak etme değecek. Bu akşam senin bütün acılarına son vereceğim Ferhan. Nasıl ya? Bu gece mi? Bu gece Ferhan. Bu gece. Gel aşkım. Taksi çağırmadın mı? Şoförü çağırdım. Gelir birazdan ama hiç içime sinmiyor böyle. Zaten yarın sabah gitmiyor musun? Ne gerek var bir gece için otele? Kartal çocuğu öğrendi ya. Beni senin yanında bulması çok kolay olur. Ayrıca tekrar konuşmayalım bunları ne olur ya. Tamam ısrar etmiyorum ama ben de seninle kalacağım bu gece. Hiç gerek yok. Sana yeterince kaos yaşattım zaten. Vallahi heyecan oluyor. Benim bir itirazım yok. Ne demezsin. Heyecan oluyor. Yangınlar, kaçmalar, kovalamalar. Niye? Öyle değil mi? Ya tutanaktı, hasar tespitiydi. Hepsini aynı günde nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Nerede kaldı bu araba? Gelir şimdi de arkandan atlı kovalıyor gibi kaçmaya kalkmasaydın yetiştirirdik. Şimdi çocukla oradan oraya koşturup duracaksın. Bir gün bile fazla kalmak istemiyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. Bahar. Gitmeden Kartal'a göstermeyecek misin ateşi? Onu bir kere bile görse, bir kere bile sarılsa ona bir daha asla bırakmaz biliyorum. Peki sen? Sen bir kere sarılsan bırakabilir misin Kartal'ı? Çok zor. O yüzden en iyisi bir daha hiç karşılaşmamak. Hadi gel canım. Teşekkür ederiz. Hadi yürü gidiyoruz. Lan hadi yürü. Gidiyoruz dedim. Oğlum gelmiyorum bir yere dedim. Laftan anlamıyor musun sen? Lan oğlum biriniz de güzellikle gel. Hadi. Lan çek kolunu. İyi tamam işte bak. Formun da yerinde. Hadi yürü. Bunu Kartal git diyorum sana. Gelmiyorum bir yere. Oğlum sensiz gitmem diyorum. Hadi dedim. Oğlum gelmeyeceğim diyorum. Ben insan değil miyim ya? Gelmiyorum. Gelmek istemiyorum. İlla kırayım mı ağzını burnunu? Daha önce denemişliğim var. Çok da başarılı olduğum söylenemez. Ferhan seni bekliyor. Aşağıdayım. Mükemmel zamanlama. Nerede? Burada mı? İçeride. Bu olmadı işte. Ama hiçbir şeyden haberi yok. Beni kardeşi biliyor. Birlikte Baybars'a gideceğiz sanıyorum. Allah Allah. Hayret. Yalan mı söyledin kardeşine? Sen demedin mi hisli olursan kaybedersin diye zamanında? Sen dinledik. Haklıydın. En son benden yardım isteyip gözyaşı döktüğünde bedelini az kalsın Leyla'nın canıyla ödüyordun. Senin hatalarından ders alması güzel tabii. Öyle. Öyle. Sen hatalarından ders aldın mı komiser? Ne demek o? Karşındakilerin ne kadar hatalı olduğunu bilsen bile oyunu senin kurallarına göre oynamayacaklarını, onlara kelepçe takamayacağını anlamışsındır. Hatata beni attılar senin önüne. Bak, hepsi hala dışarıda. Anlamışsın, anlamışsın. Anlamasan polisliği bırakmazsın. Adalet peşinde koşmayı bırak komiser. Çünkü adalet diye bir şey yok. Para diye bir şey var. Güç diye bir şey var. İntikam diye bir şey var. Eğer babanın intikamını almak istiyorsan işte düşmanın içeride. Ha yok. Ben eski Efe'yim. Kirlenmeyeyim dersen de amenna. Zaten o zaman senin benimle işin yok. Değişmiş olamazsın Efe komiser. Efe. Abi ne var? Kitabına göre yap diyorsunuz. Kitabına göre yapıyoruz işte. Şahsileştiriyorsun oğlum. Yapma. Bak bu işin sonu kötü bitecek. Vallahi bekleyip göreceğiz abi. Belli olmaz belki. Bu filmin sonu mutlu biter. Kim bilir? Biz herifleri içeri tıkıyoruz, adamlar salıyor. Kartal gibi. Yok, kartal ne ki? Kartal olsa iyi. Bunlar büyükbaş. Bunlara dokunamaz. Bunları emniyete almak bile iştir ha. İşte o yüzden diyorum oğlum ben sana. Şahsileştirme. Ben işimi yapıyorum abi. Allah var, alasını yapıyorsun. Ben demiştim yapamazsın diye. Halit abi dayan. Dayan Halit abi. Allah'ım. Halit abi. Halit abi. Baba. Baba bırakma. Komiser. Hoş geldin. Lan! Hiç boşuna uğraşma. Nereden buldun lan beni? Kardeşin söyledi. Kartal mı? Ya Kartal. Demek sonum senin elinden olacakmış ha kardeşim. Yok. Senin sonun benim elimden olacak. Sen benden babamı aldın. Bir şey değiştirmez ama böyle olsun istemezdim. Ben de böyle biri olmak istemezdim. Çeşmesi yahut. İşte gidiyorum. Çeşmesi yahut. Önümüze dağlar sıralansa da sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karalansa da sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım ey dost, karalansa da. Haydi dolaşayım yüce dağlarda, haydi dolaşayım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ah ile zarda, ah ile zarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Ne yapıyorsun lan? Ötmek ben sonra yerim. Yine yapar bana verme. Sen ye hadi. Viran abi. Bağlarda ayağıma cennet ey dost kiralansa bana mı verin? Gerçeğini alana kadar sen de dursun. Bakınca burnunu hatırlarsın. Zülfün teline bağladım canımı, zülfün teline. Sen beni bıraktın elin diline, elin diline. Güldün mahzuninin berbat haline, Mervan'ın elinden ey dost parelense de. Güldün mahzuninin berbat haline, Mervan'ın elinden ey dost parelense de.